Yorumları okumak istiyorum mesela. Açıklama yapmak istiyorum. Tek tek. Çünkü kendimi çok kötü hissettim. Bu arada Tarkan geliyormuş platforma. Tarkan'a da herhalde şey diyecekler. Dileniyor ya da Tarkan'ın parası bitmiş diyecekler. Bu gerizekalılar. Çünkü Tarkan TikTok'ta hem de video atmış. Mesela Tarkan da mı? Hani jeton almak için burada. Tarkan neden burada? Parası mı bitti Tarkan'ın? Bak Tarkan video açsın, yayın açsın. Tarkan'a param mı bitti? İzlenmem mi düştü? Artık ünsüzsün demezlerse ben adam değilim. Hatta bir magazin sayfasında şu an Tarkan'ın videosu varsa bunun da parası bitti yazmışlardır. Yorumlara bakmak istiyorum şu anda. Yorumlara bakmak istiyorum. Fake hesaplar çoğu. Çoğu fake hesaplar. Ne oldu? Savaşa mı giriyoruz muhabbetine bir açıklık getireyim. Savaşa mavaşa girmiyorduk ama karşı taraf gayet milliyetçi bir tavır sergilediği için ve global bir PK olduğu için TikTok'la da benim yaptığım görüşme sonucunda bu tarz bir anlayışta yayını gerçekleştirdim. Türk bayrağı asmamdan ve Türk milliyetçi bir şey giymemden çok rahatsız olunmuş. Verdiğim rahatsızlık için teşekkür ederim. Tekrardan aynı rahatsızlığı verebilirim. Rezil oldu yazmış birisi. Rakamsal olarak rezil oldum ama bu benim rezilliğim değil. Allah'a şükür seyirci bunu biliyor. Bunlar alakalı. Bu Thomas Musk hesabını kullanan kişi küfür etmiş bana. Ağır bir şekilde. Bütün videoları gördüm. Sahte hesap kullandığı için küfür ediyor. Kendisine şunu söylemek istiyorum. Ben Şişli Merkez Mahallesi Saracevizler Caddesi'ndeyim. Anasının şeyi var ya, çıktığı yeri anasının. Eğer anasının çıktığı yerine güveniyorsa kendi suratıyla kendi benim karşıma gelsin. O kadar söyleyeceğim. Anca oradan konuşur. Onun hakkında da bu kadar konuşacağım sadece. Çünkü bu kadarlık adam. Uzun uzun üzerinde konuşabileceğim bir adam değil. Başka yorumlara bakıyorum tekrar. Ben bu TikTok'taki gerillerle alakalı bir açıklama yapmıştım. 100K 500 dolar diye. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir villa kaç ka? 10 villa. Nereden alıyoruz bu villaları? Varsa öyle bir eğer 600 dolara villa varsa, satan varsa alayım hemen 10 tane 600 dolardan. 600 dolara villa var mı satan? Hemen alayım varsa. İletişime geçelim. 10 tane bir de. Gördünüz değil mi Yaman'a duyulan sevgiyi ya? Bizim ülkemizdeki sanatçıların kaderi bu herhalde mesela. İbrahim Tatlıses vurulduğunda da herkes şey demişti. Hak etti. İnsanların ağını aldı. Sürün. Ya o Allah'la onun arasında. Bedelini ödüyordur zaten. Sen niye hala sürün diyorsun ki mesela? Adam bedelini ödüyor zaten yani. Kendi pantolonunu çekemiyor iki eliyle. Hala bir daha üstüne gidip sürün işte öl pislik adam. Ne gerek var bunları söylemeye mesela? O kadar mı üzgünüm ki? Ama kaybettiğim için üzgün değilim. Kur'an çarpsın ki. Kaybettiğim için üzgün değilim. Yorumlara bakın. Bir Suriyeli bir şey yorum yapmış. Hesap. Gördünüz mü o yorumu? Ben işte Suriyeli vatandaşım. Yarışı da yakından takip ettim. İlk defa böyle bir yayıncının yayınında kıskançlık görüyorum ve ayrım görüyorum dedi. Ve herhangi bir bölücü hareket yapmamama rağmen. Herhangi bir ırkla alakalı kötü konuşmama rağmen. Hiçbir yerde, hiçbir zaman. Bütün bunlara rağmen bunu görmek mesela adamı şaşırtmış. Ben şimdi burada bana hediye atan adam nerede bilmiyorum ki. Bana ne yani? Bana ne? Ben o adamla muhabbet ediyor muyum? Beni seviyor mu? İzliyor mu? Bu kadar. Kimseyi de zorla izletmiyoruz yani. Şu anda mesela bu yayını kafasına silah dayanarak izleyen biri var mı? İzle lan. Güleceksin. Mef bana hediye atmış mesela. Allah razı olsun. Çocukla konuştuk özelinde. Kardeşim benim. Adam altına şey Onur Mef'e atmazdı.
Oğlum bizim ilişkimiz öyle bir ilişki değil ki. Yani öyle, ben MEF için belki başka bir şey yapmışımdır gerçek hayatta. Bunu MEF bilir, ben bilirim. Veya ben MEF'e bana 200K at demedim ki. Veya MEF o 200K'yı benden karşılığını bekleyerek istemedi ki. Ve Gökçe aslan atmış yani mesela. Allah razı olsun. Beraberdik, yanıma da geldi. Kusura bakma da dedim ona hatta. Ya bir tane ülkenizin adamı yarış kaybediyor. Parasını pulunu hesaplamaya geçtim muhasebeciler. Yarış kaybediyor. Ulan oh iyi oldu diyorsunuz ya. Ya yazık günah be kardeşim ya. Adamlar ya ne kadar birbirlerine bağlı yani. Yazık günah be oğlum. Adam müzik açıyor. Benim ülkemde. Mask hesabını kullanan şahıs müzik açıyor. Çifte telli oynayıp bana küfür edip oh onu lan bana ne zarar verebilirsin ki? 1,5 milyon jeton fazladan almış oldum ben senin hayatına göre. Gerizekalı. Ben orada giden başka şeylere bakıyorum. Ne kadar üzüldüm Yaman'a öyle. Orada kendimi hayal ettim ama işte bu insanları oraya arkaya koyamıyorum. O kadar üzücü ki. Çünkü bizde olsaydı mesela aynı organizasyon bilet satıldı mı derdik. Acaba Yaman kaç bilet aldı? Acaba Yaman kaç para kazandı? Hep bunu hesap ediyoruz. Herkes herkesin muhasebecisi bizde. Cem Yılmaz'dan nefret eder hale geldi bu ülke. Niye? Paradan dolayı. Çünkü artık uçurum arttı. Çok fakir var, çok zengin var. Orta düzey kalmadı. Cem Yılmaz daha kötü bir insan artık insanlar için. 10 sene önce kakıla kakıla gülüyordun adama. Adam yani senin evine girip senin kasanı mı soydu? Ben bu platformda arkadaşlar bir tane şerefsiz çıkıp diyor ya abilerim aramış da bilmem ne. Bir tane kayıt göstersinler hadi. Ben birini aramış mıyım hediye at bana diye. Veya birinden bir şey rica etmiş miyim? Etseydim bugün bu halde olmazdık değil mi? Ben birilerini arayıp eğer bana jeton atın deseydim herhalde bugün bu halde olmazdık bu kadar. Biraz fark açılırdı herhalde o zaman yani. Ben belki de kazanırdım da yani. İnsanlar zaten bunları görüyor. Birilerine telefon açmadığımı görüyor. Ha şu güzelliği oldu. Suriye'de artık hani Suriye ülkesinde çok bilinen İnsanların sevgi gösterdiği birine dönüştüğümü düşünüyorum. Buradan da selam olsun Suriye'ye. Sevgilerimi gönderiyorum. I love you Suriye diyorum. Filistin diyorum. I love you Filistin. Bunu her zaman diyorum üstüne basa basa. I love you Filistin. Bir sürü güzel mesaj atan da oldu yani. 250 bin tane takipçi gelmiş. Onların sahip çıkmadığı adama onlar sahip çıkıyor ya. Hala kim kazandı yazıyor. Ben kazandım. Devam ediyorum birkaç yazıdan şeye daha bakacağım. Ha bak. Ben de artık TikTok'tayım. Görüşürüz. Çok merak ediyorum Serbest Magazin'de Tarkan ben de artık TikTok'tayım dediği videonun altında. Hiç açmadım yorumları daha. Bunun da parası bitmiş gibi bir şey yazıyor mu? Yazıyor diyenler. Daha açmadım sayfayı. Bunun da parası bitti. Bu da buralara düşmüş yazıyor mudur yazmıyor mudur? Bak Tarkan diyorum Tarkan. Açıyorum yorumları. Tarkan merhabalar benim de para bitti ben de buradayım. Cesur Yürek yazmış bak. Ya Allah kahretsin ya. Serkan yazmış Tarkan ne oldu da para mı bitti? Sen de mi aç kaldın? Vah vah yazmış. Oğlum siz gerizekalı mısınız ya? Adam ben 33 yaşındayım. 90 yılından beri meşhur. Benim doğumumdan beri meşhur adam. 33 senedir. 30, adam 50-51 yaşında vardır şimdi rahat. Kafayı mı yediniz oğlum siz? Kafayı mı yediniz?
Fox, sana da çok teşekkür ederim. Çok hediye attım bugün. Gördüm hediyelerini sonradan. Fotoğrafını çektim. Teşekkür edemediysem hakkını helal et. Sana teşekkür ederim şu anda. 60K atmışsın. En çok hediye atan ikinci kişi sensin. Ve hayatım boyunca seninle hiç konuşmadım. Seni de tanımıyorum kim olduğunu. Sen de beni buradan tanıyorsundur en fazla. Sana teşekkür ederim. Belki Fox'u da aradı demişlerdir. Diğer sayfalara bakmak istiyorum. Diğer sayfalarda ne yazıyor? Onlara bakmak istiyorum. Diğer bir magazin sayfasına girdim şu an. Televole magazin. Diğer yalanlara bakıyorum. Ben sadece ne kadar kazandı onu merak ediyorum yazmış Mustafa. Merak edenler var mı, kim ne kadar kazandı? Açıklayabilirim isterseniz. Çok merak ediyor musunuz? Benim vergimi kim ödeyecek? Artık insanlar yemiyor vatan millet diyerek para kazanma oyunu. Ne zaman yaptım ben böyle bir şey? Bunu yapan yayıncılar vardı. Sadece bunun üzerine yayın yapanlar vardı. İnsanlar yemiyor diyor. Adam bana anlık teklif etti. Kendi bayrağını astı. Ben de kendi bayrağımı astım global diye. Ben şimdi Rüya Özdemir'le yayın yaparken Türk bayrağı mı sallıyorum? Kendi kendime mi yaptım bunu yani durduk yerde? Açıkla ya bak, açıkla ne kadar kazandın, ne kadar. Ne kadar kazandın. Bakıyorum. Onur kaybediyor ama üzülmüyor. Çünkü gelen paranın sevincini içinde yaşıyor, evet. Bakın, yoruma bakın. Biliyorsunuz ben 6 aydır TikTok yayını yapmıyordum. İlk defa bu yayınla bu evimin taksidini ödedim. O yüzden çok seviniyordum içten içe. Kemal yazmış bu yorumu da. Ne kadar güzel bir ismin var, ne kadar gerizekalısın. Bak, güzel bir yorumdu o kim. Yiğidi öldür hakkını yeme derler ya, adam çok kişiye yardım etti Onur Selmik. Türkiye olarak yarışa girdi. Yardım ettiği kişiler de yanında yoktu. Yardım ettiklerim vardı aslında. Kendinizi benim yerime koyun sadece. Bak, adamın yarışım var diye video çekmesi kaliteli ve bizim Yaman nereden yayın yapıyor? Bizimki oturmuş saat, koltuk, reklam, para gidecek diye yayın yapmıyor diyor. Ulan ben oraya Yaman kadar adam toplasam 6. dakikada tekme tokat kavga çıkacaktı orada. Bu bir. 6. dakikada. Bir tanesinin manitasının yatını elleyeceklerdi. Ondan sonra sorumlu ben olacaktım. Sorumlu ben olacaktım. 20 tane telefon çalınacaktı orada. Ben orada zıplasam arada. Tamam mı? Orada yaşanabilecek olan kaosu ve mevzuları hayal edebiliyor musunuz? Yani ben bugün bir tane firmayla anlaşsam ya da markayla anlaşsam, desem ki arkada senin markanın adı yazacak, sallıyorum Selmik Butik. Ben öyle bir yer tutsam, arkada da marka bedava. Ya benim kendi yerim var oğlum Tekirdağ'da. Benim bizzat kendi yerim var. O tarz tutup yayın yapabileceğim. Herkesi oraya toplardım. Ne olacaktı? Biri PlayStation'ı koyacaktı, biri televizyonu götürecekti arkadan. Ya da diyecekti ki Onur Selmik'e bak, ulan buna hediye attılar, aldığı yere bak diyecekti. Orada beni kimse dinlemeyecekti ki, veya öyle bir birlik beraberlik yok ki. Havuza işeyecekti biri orada. Yalan mı bunlar? Sağ olun kalpler için. Çok hediye atmayın, deliriyorlar. Çok hediye attığınız zaman. Kim kazandı, yeni geldim diyor. Ben kazandım. Yaman eldivensiz temiz ne kadar aldı yazıyor bak biri. Yaman 1 milyon TL almıştır arkadaşlar, söyleyeyim size. İçiniz rahat olsun. Çok merak ediyorsanız.
Ne güzel TikTok be. Bak hiç Yaman'ın ne aldığı önemli değil, sen. Yaman'ı boş ver, sen yazıyorlar sadece bak. Aynı anda sen ne yaptın, sen ne oldun, sana ne oldu, değil mi? Deliriyorsun. Sen söyle. Sen ne olduğunu söyle, ha? Hadi söyle. Söyle, bu yayında 13K almışım henüz, çok az. Evet arkadaşlar, bir iki tane, üç tane balık atarsa zenginler, kaç para kazandım söylerim bu gece. İşin bağışlama kısmına gelelim. Güzel kardeşlerim. Biz burada daha önce çok yardım yayınları yaptık. Bilenler bilir. SMA'lı bebeklerle de çok yayın yaptık. Çok insanlara da yardımımız dokunmuştur. Bunların bir kısmı bilinir, bir kısmı bilinmez yaptığımız yardımların. Kazım Bey, kel kafanıza attırayım sizin. Gördüm yorumunuzu. Bunların bir kısmı bilinir, bir kısmı bilinmez. Bilenler de bilir. Bilmeyenler de bizi kendi gibi bilir. Şimdi burada 500 bin lira para kazandığın zaman bunun arkadaşlar kesintisi TikTok'ta 500 bin lira diyelim. Anlatıyorum size, iyi dinleyin. Bir daha anlatmayacağım. 500 bin lira. Bunun %70'ini TikTok kesiyor. %30'u yayıncıya kalıyor. Hesaplayalım hep beraber. 500 binin %30'u yayıncıya ne kadar kaldı? Einstein. %70'ini kestiler. 150 mi? Kaç kaldı? Yazın. Hadi hesaplayalım beraber. Senden kesmiyor, yargıçtan kesiyor. Yapma ya. Yargıcın aldığı jeton belli, gerizekalı. 400 jeton 76 lira yazıyor aşağıda. Aşağıda yazan belli. Nasıl yargıçtan kessin? Farz edelim 150 bin lira kaldı. Bu 150 bin liranın yayıncının, yayıncılık mesleğini yapan insanların, bu bir meslek değil de gerçi sizin için yayıncılık. Herkes çok rahat bu paraları kazanır yani. Sokaktaki herkes Onur Sermik ama nedense bir tane var. Yayıncının ödediği vergi %40 arkadaşlar. Bu yayıncı belli bir rakamın üstünde kazanıyorsa yıllık %40. Ve gider olarak gösterebildiği bir şey yoksa, bir ofis kirası, efendime söyleyeyim bir ışık, işte ne bileyim bir gider, laptop yoksa %40'ı vergileniyor. Ne oldu? %40 da gitti. Eğer bu yayıncı vergi ödemezse ceza da alıyor. Ceza da iki katı oluyor. Bak şöyle söyleyeyim size, zamanında Buse Lika beni aramıştı bu konuyla ilgili. Kazandığından çok vergi geldi kıza. Gerçekten. Ulan 3000 TL elektrik borcu gelse eliniz ayağınız titriyor. Kafayı yiyorsunuz. Basıyorsunuz şeyi. İSKİ'yi basıyorsunuz. İSKİ'yi. Su faturası 500 lira fazla gelse İSKİ'yi basar bizimkiler. Nasıl oldu lan bu? Biz yıkanmadık. Ben evde yoktum der. Bak ne kadar net anlatıyorum. Doğalgaz faturası 2000 lira geldiği zaman biz yakmadık ki Allah kahretsin diyorsun ya. Çıldırarak. Bak ben ne anlatıyorum size. Burada şerefsizliğiyle uğraşıyorsun. Bilmem nesiyle uğraşıyorsun. Herkes yorum yapıyor. Kazanacağım parayı. Yoksa burada adam bunu niye çeksin? Yalan mı? Çok mu keyif alıyorsunuz sabah gittiğiniz işlerden? Buradaki birçok yayıncı da yaptığı yayından keyif almıyor. Artık ben size söyleyeyim. Almıyor birçok yayıncı keyif. Parasına bakıyorlar. Işık abi hoş geldin. Anlıyor musunuz demek istediğim hikayeyi? Net konuşuyorum size. Ben işimden keyif alıyorum. Ben yayın yapmaktan keyif alıyorum. Konuşmaktan keyif alıyorum. Çünkü gerçek hayatta konuştuğumu fazla dinleyen yok. Anlayan da yok. Ama burada istediğim gibi konuşuyorum. Beni dinliyorlar. Anlıyorlar da. Allah'a şükürler olsun. Benim chatimi ben çok seviyorum. Bugün benim yanımda oldu Onur Sermik ailesi. Onları çok seviyorum. Bu yaptığım konuşma zaten onlara değil.
Benim kendi kemik kitlem ayrı. Onları çok seviyorum. O ayrı bir yerde. Ben bu işi de seviyorum. O yüzden devam ediyorum. Ama şöyle bir noktaya geldim artık. Kerim yapacağınız işi. Artık aptalı anlatır gibi anlatacağım. Biri küfür mü ediyor? Küfür edeceğim. Hakaret mi ediyor? Hakaret edeceğim. Biri bir şey mi söylüyor? Açıklamasını yapacağım. Biri bir iftira mı atıyor? Açıklayacağım. Artık şu muhabbetler bitmiştir. Yalancının mumu yatışıya kadar. Onur Çermik birilerini arıyor. Hediye talep ediyor. Muhabbeti bitmiştir. Bitmiştir. Öyle olsaydı bugün böyle olmazdı. Bu bir. Birinci yalanları. İki. Onur Çermik tek geziyor kardeşim. Benim korumam da yok. Güvenliğim de yok. Cimriyim ya. Güvenliğe para vermem. Bir tane ruhsatlı tabancam var. Onu da bana devlet verdi. İstediğim yerde de taşıyabiliyorum. Allah'a şükürler olsun. Tek başıma geziyorum. Her yerde. Oturduğum yeri de her zaman söylüyorum Şişli'de. 70 sene daha yaşamayacağım. Bunu da geçtik. Bunları da geçtim. Ne var? Ne merak ediyorlar? Ne anlatayım? Ne anlatayım? Keriz yorma muhabbetine gelirim. Keriz. İzleme. İzleme lan. Atma. Zorla mı attırıyoruz? Karılara yapıştırırken iyi. Öyle mi? Nam yaparken de iyi. Buradaki kazandığımız her kuruş helal. İtle kopukla uğraşıyoruz. 1000 tane yorum. Herkesin psikolojisi bozuldu. Hiçbir normal hayatımız yok. Uyku düzenimiz bozuk. Sağlığımız bozuk. Yemek düzenimiz bozuk. Psikolojimiz bozuk. Yattığımız saat belli değil. Kalktığımız saat belli değil. Aile kuramazsın. Kimin kime ne yaptı belli değil. Hadi lan oradan. 3 yıldır 4 yıldır beni izleyip bir tane hediye atmayan adam var lan. Ben bir gün dedim mi 4 yıldır beni izliyor, bir gül bile atmadı, terk et yayını. Böyle bir hakkım var mı benim? Yok. İzleyebilir. Ben Netflix miyim? Atan adam da seni ilgilendirmiyor. Koçer o. Ayda 50 milyon TL faiz geliyor belki herife. İsterse alır parayı kıvırır, ağzına sokar, isterse bana hediye atar. Sana ne oğlum? Lan sana ne lan? Sana ne oğlum? Sana ne? Aziz Yıldırım diyor işte bak çok param var. Nereye harcayacağım bilmiyorum. Lan size ne lan? Evet 500 milyon jeton kazandım buradan. Anamın aksütü gibi de helal. Helal olmasaydı Allah bana yedirmezdi. Allah bana sahip olduğum şeyleri vermezdi. Bedelini ödedim. Cezaevine de girdim. Salak insanlarla da muhatap oldum. Gerçek hayatta oturup kalkmayacağım insanlarla da muhatap oldum. Adliyelerde de duruşmalara da çıktım. İğrenç kadınlarla ilişki yaşamak zorunda kaldım. Bu platformu bir kağıda getirelim. Para dışında. Artılarını eksilerini konuşalım. Hiçbiriniz dayanamazsınız lan. Birisi karınıza yan gözle baksa kafayı yersiniz değil mi? Eşinize, kız arkadaşınıza. Kafayı yersiniz değil mi? Vurursunuz, çıldırırsınız. Burada biriyle tanışıyorsun anasını satayım. Allah affetsin ya. Az bir şey dekolteni kapat desen. Sen ne diyorsun ya? Sen ne kadar geri kafalısın ya? Bundan kaldı mı ya? Hadi bunları konuşalım. İşin bir de gerçek yüzünü konuşalım. Gerçek hayatı konuşalım. Ne dersiniz? Cesaretiniz var mı? Gerçek hayatı konuşmaya. Sokağa çıkıyorsun, 33 yaşında, 34 yaşında adam, 20 yaşında herif, motosikletin üstünde, Anır Çermik, o sırada senin baban mı hastalandı, anan mı hastalandı? Bunu konuşan yok, bunu düşünen yok. Ya adamın biri bir gün bana, kafede oturuyorum, telefonu verdi böyle yaptı. Al. Kim abi diyorum? Abi benim kuzen. Abi ne konuşacağım? Al. Efendim abi. İyi abi kafedeyim. Oturuyoruz abi kafedeyim. Sen ne haber? Nasılsın? Ne yaptınız abi işleri falan? He. Tamam abi. Kafedeyim abi işte ben de. Oturuyorum he. Tamam abi. Görüşürüz abi sağ ol.
Ne, kim o? Kalbimi ellerinde alabilir miyim? Anlıyor musunuz anlattığım şeyi? Bak bu adam beni seviyor. Bu adamla 3 gün hadi. 3 gün veriyorum size. 50 level'lar, 55 level'lar, 100 level'lar, 40 level'lar. 3 gün suratı açın. İsminiz, soyadınız söyleyin. Sokakta gezin. Bakayım dayanabiliyor musunuz? Hadi. Mesele ünlü olmak değil. Ünlülükten de rahatsız olmak değil. Bak ha. Ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Evde karısına söyleyemediğini Onur Selmi'ye söylüyor. İşte patronuna söyleyemediğini Onur Selmi. Şimdi işe gidiyor mesela. Nefret ediyor patronundan. Patron diyor ki gel lan buraya masa. Ne lan bu? Direkt diyor mesela. Alıyor telefonu. Benim videomu görüyor. Diyor ki ulan kudum Onur Selmi'yi. Senin saçını kim diyor. Atıyor telefonu. Kenara. Onur Selmi'nin anası mı var, babası mı var, bacısı mı var? Eve geliyor veya bıyıklı karısı var bir tane. Diyor ki Allah belanı versin. İğrenç adam. Ya dur üstüme gelme. Bir şey izliyorum diyor. Burada karılara bakıyor telefondan. Ben bir karıyla konuşuyorum. Kendi bıyıklı karısını görüyor. Yapıyor. Benim konuştuğum karıyı görüyor. Zannediyor ki ben onunla kucaktan kucağıyım. Onur Sermik şerefsiz. Herkesi götürdün. Bütün karıları götürdün. Namussuz adam. Ya bir sor ya, biz başımıza neler geldi ya. Bizim başımıza neler geldi bu platformda, bir sorun ya. 4,5 senede. Bunları konuşun ya birazcık da. Benim evime şafak operasyonu yapıldı. Ben hayatımda counter oynadım sadece. Şafak operasyonu yedim ben eve. Haberim yok hiçbir şeyden, donla oturuyorum. Ben... Bir sene olacak 24 Haziran'da. Bir sene. Bütün televizyonlarda suçlu ilan edildim. Hala davamız devam ediyor CNN Türk'te kazanmak üzereyim de. Sadece davalardan kazanacağım para milyon TL'ler biliyor musunuz? Hayır bunu da hesap edin. Ha bu arada öbür arkadaş yayıncılar çıkıyor. Herkes devlet olmuş bilmem ne olmuş şikayet. Siz milletin anasına, bacısına, karısına küfür edeceksiniz. Yanınıza kar kalacak öyle mi? Ya sizi dövmem lazım. Bir araya gelmiyorsunuz benimle. Ya da sizin beni dövmeniz lazım. Bu mümkün değil. Ya yurt dışındasınız. Ağzınızı o yüzden gevşek gevşek açıp konuşuyorsunuz. Yeriniz rahat. Ne yapacağım ben? Oturup izleyeceğim mi? Anama küfür et, avradıma küfür et, karıma küfür et, bacıma küfür et. Oturayım izleyeyim böyle sonra ben de. Tabii ki dava edeceğim. Tabii ki dava edeceğim. Tabii ki hapse attıracağım. Tabii ki bedelini ödeteceğim. Yapabildiğim kadar. Tabii ki. Ki sen içsin. Mesela bir tanesi bunun. İflah olman lazım ki senin topluma zarar verme. Şimdi ben bugün seni durdurmasam falan. Dır. Şimdi köpeğin başına böyle dır dır vurmazsan, yılanın başını küçükken ezmezsen. Bugün burada anaya küfür eden adam yarın birinin anasına tecavüz eder. Bugün burada anaya küfür eden adam yarın birisini bankasını soyar. Kaç tane kızı ifşa ile tehdit etmişler biliyor musunuz? Fotoğrafla tehdit etmişler. Bilmem neler. Yalan mı? Ben korkmam. Ben gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Hele bu uygulamadaki itlerden hiç korkmam. Asla. Kime bile takmam. Bugün de salona gittim tek başıma yayınıma. Salona döndüm evime. Oturuyorum bak şortumla. E hadi. Konuşuyorlar. Herkesi göreve davet ediyorum. Bilmem ne bilmem ne. Bunlar boş adamlar oğlum. Boş eşek bunlar. Bunlar eşek. Birinin anasına, benim anama biri küfür mü etti kardeşim? Adımı soyadımı verecek. Diyecek ki Onur Selmik senin aileni, ananı bilmem. Bedelini ödeyecek. Bedelini ödeyecek. Ağlamak yok. Ağlamak yok. Bedelini ödeyecek. Şimdi bunu anlatıyorum size. Neden?
Bir taneniz burada namusunuza bir laf gelse ne yaparsınız? Atıyorum. Şu Halil Bey. Ya Halil'in karısında bilmem ne ya falan diye bir kahvede konuşulsa. Adam çıkıyor yayında konuşuyor. Ne yaparsın? Öldürürsün ya da öldürürsün. Ölürsün ya da öldürürsün. Adam burada konuşuyor yarım saat. Abi sağ ol, seni de unutmayacağım bugün için. Çok teşekkür ederim. Adam burada yarım saat konuşuyor. Karı, bacı. Sağ ol Cevap abi. Karı konuşuyor, bacı konuşuyor, ana konuşuyor. Bilmem ne konuşuyor. Düşünsene kahvede. Ahmet abinin karısı da ne güzel ya. Asansörde onu bekliyorum. Takip ediyorum bilmem ne. Böyle konuşuyor birisi. Ne yaparsınız onu? Ya ölürsünüz ya öldürürsünüz. Biz ne yapıyoruz? Kafayı yiyoruz evde. Kafamı duvarlara vuruyorum. Normalde 5 para etmeyecek iti oğlu itin bir tanesi küfür ediyor bana. Küfürlü konuşuyor. Kadar boyuyla. Ne yapacağım? Öldüremem, ölemem. Yok adam. Dünya üzerinde öyle bir herif yok. İsviçre'nin Alp dağlarından yayına giriyor. Nasıl öldüreyim ben bu herifi? Nasıl vurayım be? Nasıl cezalandırayım ben bu herifi? Hadi dayanın. Hadi. Maça siyen var mı? Aşağı yorum yapanlar. Aşağı yorum yapan erkekler. Hadi dayanın. Hadi bir tanenizin kız arkadaşına ben buradan saydırayım dayanabiliyor musunuz? Kim dayanır lan? Kimse dayanamaz. Buraya çıkıp da milletin anasına, bacısına, karısına, ailesine sövdükten sonra 2020'de olur. Ben artık öyle şer yapmıyorum. Yapmasaydın lan. Hiçbir zaman yapmayacaksın. Yaptın artık. 2020'den beri kimsenin anasına sövmüyorum. Vay be. Getir. Gel plaketini vereyim. Gel al. Al plaketini vereyim. Tebrik ediyorum seni. Evet arkadaşlar gördünüz. 2020'den beri kimsenin anasına sövmüyor. Namus timsali. Kerem 2026'da da Kerimen. Bu iş böyle. 2037'ye de gitse takipçisi olurum. Hapse de attırırım. Suçluysa ben devlet değilim. Evet bana küfür etti. 6 yıl 8 ay. Böyle bir şey yok. Ben vermem bu kararı. Efendim diyorum bakın görüyorsunuz şu videoda bu gördüğünüz şahıs benim aileme küfür edip beni tehdit ediyor. WhatsApp yazışmaları da bunlar. Alıyor hakim. İzliyor görüntüleri. Evet diyor doğru. Anayasamızın 56. maddesi 24. fıkrası bilmem neye göre bu arkadaşın yaptığı şey şantaj suçudur bilmem ne suçudur diyor. Ondan sonra 2 yıl 4 ay veya para cezası neyse o. Ben demiyorum yani al şunu 6 ay 8 sene bilmem ne yat. Öyle bir dünya yok. Belki hiç ceza almaz bilmiyorum. Ama ben şikayetçisiyim artık. Kendi adaletimi sağlayamıyorum çünkü yok. Ben kendi adaletimi sağlayamıyorum. Birini öldüreme hakkım yok. O zaman ben cezalarım. Bunların cezası da yatılmaz. Ne yapmam lazım? Şikayet etmem lazım devletime, avukatıma. Başka çarem yok. Bu iş böyle. Kalbimi çok kırdı bugün herkes. Benim sevenlerim hariç. İzleyenler hariç, Onur Sermik ailesi hariç. Birçok kişiye kalbim çok kırıldı. Bugün yanımda olanlar hariç, hediye atanlar hariç. Mesela büyük yayıncılardan, emek verdiğim, iyiliğim dokunlu yayıncılardan birer cümle duymak isterdim bazılarından ya. Birer cümle ya, çok zor değil. Birer cümle cümle. Birer cümle. Ya şunun hatırı yok mudur mesela? Bir kahve içiyorsunuz bir yerde. Mesela Cevva abiye ben bir kahve ısmarladım. 10 lira, 100 lira, hadi 200 lira. Bir daha da görüşmesek bile dersin ki bir kahve ısmarladı. Mesela Ottoman çıkıp konuşmuş. Ben bugüne kadar bir tane ekran kesti çıkarttım. Ottoman bana da hediye atmış bir adam. Bir kere Ottoman'ın hakkında bir şey konuşmuş muyum ya? Ne alaka koyayım? Ne alaka ya? Neden yani? Ulan şunu düşünmesi lazım diğer yayıncıların mesela. Benle yayın yapmıyor veya bilmem ne. Ya ben burada zor yayın yapıyorum zaten bir saat. 5 tane adam alıyorum ki kavga çıkmasın diye. Hafız Vaiz'i alıyorum. Efendi çocuk. 3 tane daha tanıdık Rüya'yı alıyorum. Sıkıntı yok. Ulan burada ben başkalarını alsam
Ne çıkacağı belli değil anasını satayım. Daha ne kadar net anlatabilirim? Ne kadar net anlatabilirim yani? Hiç görüyor musunuz biri hakkında beni konuşurken 50 dakika boyunca? Püsoda'ya da çok teşekkür ederim. Nerede o şey? Yayından benimki. Annem yazdı şimdi. Durun. Başım ağrıdı ya. Konuşmasam da içimde patlayacak. Yeter artık yani. Çok sıkıldım. Çok üzgünüm yani. Arayayım da. Tamam. Ya 2 dakika kapat, bırak gitsin. Tamam. Gel. Kapat gel. At bana istek. Annem yazmış şimdi. Annem babam da üzülüyor mesela. Annem babam da üzülüyor. 70 yaşında insanlar. 5 şerefsiz köpekler. Annem babam 70 yaşında diyorum diye bile konuştular yani. Ulan sizin ananıza babanıza ben bir şey diyor muyum kaç yaşındalar bilmem neler diye. Üzülüyor diye söylüyorum. Bu da ağzıma doğru, ben kendi yaşımı da söylüyorum. Benim anam 70 yaşında, başkasınınki 54. O zaman o haksız mı diyorum. Onu bile aldılar, dillerinde konuştular ya. Bari bak, eskiden düşmanlığın da bir namusu vardı. Kadınlara ve çocuklara bulaşılmazdı. Kadınlar Titanic batarken bile kadınlar ve çocuklar biniyor önce filikalara. Allah'tan korkun, Allah'tan. Kadınlara bulaşmayın, çocuklara bulaşmayın bari. İzleyenlere bulaşmayın. Namussuz herifler. Sen burada bir kelime kullanırsın. 70 yaşında insanlar, 60 yaşında insanlar evlerinde üzüntü duyarlar. Ben sana cevap veririm. Ben senin içinden de geçerim ama onlar üzülür. Vicdansızlar. Sen aşkı çiçek. Açsana şimdi işte. Şimdi açtım. Açık. Benim sistem açık. Seninki değil. Şimdi sen at. Ben seni göremiyorum. Sen bana at. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne haber Mef? Vallahi iyi abi, bir tane Maserati ile şey yapıyorduk. Makara yapıyorduk. Senden Maserati de mi? Maseratim var zannedecekler. Yok be, o kadar da değil. Mef, ben şimdi X bir insan olarak konuşuyorum. Serdar Ortaç'la şarkı çıkardığın için çok kıskanıyorum. İnşallah başarısız olursun. Allah razı olsun abi. Dayanamıyorum. Çok kıskanıyorum. Deliriyorum ya. Çünkü ben çok mutsuz bir insanım ve çok mutsuz bir hayatım var. Sen şarkı çıkardığın için de evde ayak tırnaklarımı yiyorum. Ya abi şöyle bir şey var. Konuşmuyor zaten. Konuşmaya da gerek yok ama. Ya ben konuşacağım abi, artık bak. Sen abi, bugün burada 200K atmışsın. Allah razı olsun değil mi? Bunu ya biz seninle aramızda. Değil. Bir dakika dur. Aramızda bir şey konuştuk mu seninle bununla alakalı? Asla. Benim ben haberim var mıydı? Ben sana hiç başarılar mesajı attım mı bile? Benim haberim var mıydı? Yoktu. Bizim seninle yayın yapmıyorum ben seninle. Gökçe'yle de yapmıyorum. Evet. Neden yapmıyorum? Söyledim ben Gökçe'ye. Sana da söyledim. Neden? Ya zaten olması gereken, bize yakışan hayır, budur. Ben konuşmayacağım. Nedenini söyle. Marul. Yakışmaz. Ya bizi, biz olduğumuz için seven bir kitle var. X kişiler için biz A'yı A diye Z'yi Z diye. Yok, bundan sonra katlarım. Döve vura öğreteceğim bazı şeyleri bunlara. Hiç gerek yok abi. Bak Marul. Marul'un annesinin durumu çok iyi değil. Dualarınızı istiyoruz. Biz bu konuyu konuşmuyoruz burada. Tabii. Ama Marul'a ben namus sözü verdim ki Mef de öyle bugün arabasını satar altından. %100 kefilim. Abi evelallah. Biz bugün şu görüntüyü istemiyorum ben. Gökçe, Mef, ben atıyorum altta X bir adam. Ben o görüntüyü istemiyorum. Ben bir saat hep kapatıyorum. Bu çocuklar da kendi saatinde yayını yapıyor. Devam. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamıyor. Kimse kimseye kötü bir şey söylemiyor. Herkes işini yapıyor. Bak çocuk bir yılda ne güzel bir noktaya geldi. Bir tane yayıncı çıkıp konuştu mu lan? Helal olsun Mef'e.
Serdar Ortaç da şarkı yaptı dedi mi? Diyemez çünkü kudurdukları. Senin bana dün attığın mesajlar hala ortada. Söyleme istiyorsan. Hayır söyleme. Bak ben kardeşim her şeye doydum bu hayatta. Sen beni iyi tanıyorsun. 2013'te dizide oynadım ben. 2013'te Ümit Erdem'in Range Rover'ı ile geziyordum ben. 2013'te. Abim hala benim yakın abim. Doğan Kabaklar'la videolarım duruyor YouTube'da. Ya bu çocuğun her başarısı sanki benim, yanlış anlama, oğlum kardeşimmiş gibi hissettiğim ve mutlu olduğum bir adam. Çünkü yani ne yapacağım ben daha fazla parayı? Serdar Ortaç da bu bakış açısından. Ve o yüzden ona el uzatıyor. Lan bir tane yaşıtı bir adamın fenomen arkadaşı çıkıp da... Kim var abi? Hayır şunu diyebilirlerdi, oturup kalktığım birileri var. Diyebilir diyor, helal olsun lan müf. Ama nankörlük çok başka. Artık konuşmuyoruz ama helal olsun sana lan. 23 yaşındasın, 24 yaşındasın. Senin yaşındaki adamlar daha 2. sınıfa gidiyor üniversitede. Sen şarkı çıkarıyorsun. Serdar Ortaç gibi bir adamla şarkı abi çıkarıyorsun. Güzel. Düet yapıyorsun. Lan bir kişi de çıkıp demiyor ki müf sana helal olsun. Abi kimse bu zamana kadar, hele ki şu an, şu devirde, şu an bak, şu andan bahsediyorum. Kimse yaptığı işler, ne bileyim, çektiği videolardan ünlü olmuyor. Nankörlüğüyle ünlü oluyor. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ya yazık artık ya. Yani böyle, abi hayat artık böyle ya. Sen de tek başına bir adamsın, ben de tek başıma bir adamım. Kimse, yani beni 5 kişi tebrik etmedi biliyor musun? Serdar Ortaç'ta şarkı yaptım. 5 kişi. Ailem, siz, kitlem. Bu. Bak 3 kişi bak geçmiyor ha. Komşum bile bilmiyor. Buradaki oturan komşum bile bilmiyor. Anladın mı abi? Zaten dağın başında oturuyorum. Herkesten uzağım biliyorsun zaten. Bugün kaybettiğim için değil. Yaman'ın o gördüğü sevgi için o kadar üzüldüm ki. Aynı şekil. Kur'an çarpsın. Eve gelip sinirimden ağladım biliyor musun? Aynı şekil. Tek kaldığım zaman. Gökçe ya, yanındaydı. Onu bıraktım eve geldim. Sonra dedim ki evde kendim ağlayacağım ama çıkayım konuşayım. Çok üzücü ya. Ve Yaman benle bir gün önce dedi ki çok güzel bir pek alacak işte dostluk. Herkes Suriye, Filistin bilmem ne. Hani sen de çok büyük adamsın falan. Hani ben biliyordum işten içe tabii ki karşımdan gelecek olan şeyin büyüklüğünü. Müthiş bir rakam. 400 bin, 500 bin kişi bak. Şunu bile dememiş kimse MF yorumlarda. Ya helal olsun 600 bin kişi Türk bayrağını gördü, Onur Selmi'yi gördü. 600 bin. 2.1 milyon izlenme var biliyor musun? 2.5 milyon neredeyse. Lan bir tane yorumda da lan 700 bin kişi orada, 200 bin kişi orada demedi lan kimse. Onur ne kadar gördü, Yaman ne kadar gördü. Abi ne oldu biliyor musun? Yani karşı tarafın yayıncıları bile karşı tarafa destek çıktı. Biz evet. De biz bile yani şeyi başaramadık. Affedersin ekran tıklamayı. Bak, Oğulcan Bayraktar bak pusu attı ben bunları konuşurken. Bak en azından tıklamayı bile başaramadık. Yani ya, yarın anladın mı sana olan bize de olacak. Yani bunlar yakışmaz. Biz biriz. Herkes haddini bilecek hediye attı bana. Adama evet. Bile bir sürü mesaj atmışlar biliyor musun? Attı da 100K'dır belki de canı sağ olsun Allah razı olsun. Hani 5 milyon atmadı yani. Ya abi bana Instagram'dan biri mesaj atmış. İade mi yapıyorum ben? Ya mevzuya bakar mısın? Geldiğimiz noktaya bak. Daha ne diyeyim ki? Sen ne desin ki yani bu insanlara? Ne diyebilirsin ki? İade yapıyorum ben. Bizim ödediğimiz rakamlar ortada. Onun abi yani. Biliyorsun zaten. İkimizin, ikimizin muhasebecisi aynı mesela. Aynı benim muhasebecim var. O çalışıyor. Evet. O da benim ne kadar ödediğimi biliyor. Yani bu bildiğin evet. Mertens'in bonservis bedeli falan yani ha bu vergiler. Evet. Onunki de aynı, benimki de aynı. 3 aşağı 5. Benim ondan birer birazcık daha fazla. Az kalsın rakam veriyordum. Birkaç milyon daha fazla yani. Hah, rahatlayın ödediğim vergi. Şeye de mesela hastayım. Vergi ödemediğimi düşünüyorlar. Beni kurtaran şey arkadaşlar. Şimdi diğer insanlar hapiste ben neden değilimi açıklayayım size. Bunda merak edenler vardır. Ödediğim vergiler... Banka hesap hareketlerimde TikTok'ta yer alan hiçbir insanda bir para hareketim olmamış. Hiçbir zaman da olmadı. Sadece yayın açtım kazandım, yayın açtım kazandım. Bu kadar. Ve bunun sonucunda bana dediler ki bu hediye normal mi? Bu paralar normal mi banka hesabındaki hareketler? Gel bakalım bir inceleyelim dediler. İncelediler serbest bıraktılar. Ulan devlet beni serbest bırakmış. Bir yıl olmuş. Ben bir yıldır da aktif olarak yayınlara devam ediyorum.
Ama çocuklar şahit, insanlar şahit. Lan daha neyin şüphesi bu? Devletin üstü devlet mi var burada Gökçe'de, TikTok'ta? Ben anlamıyorum ki. Bizim bir de tek bayrağımız var bu arada. Bunu da söylemek istiyorum. Ya bunları söylemek utanç verici ya. Evet, utanç verici ama yani... Ben biz... Türk bayrağını arkama koydum diye bana düşman oldular lan. Maalesef. Veya koyuyorum onu kullandığımı... Lan gerizekalılar, global bir yarış. Hangi ülkenin bayrağını koyacağım? Arjantinli olsam Arjantin koyarım. Bu kadar. Adam Filistin koydu, ben de Türkiye'yi Türk olduğum için koyuyorum. Bundaki rahatsızlık duyduğunuz şey ne olabilir? Ve ben diyorum ki Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle beraberim. Bana en çok hediye atan abilerim Kürtler diyorum. Birçoğu eski hayatındaki insan Kürt diyorum. Alex Kürt, Emine Kürt. Bunları yani ben ama düşünmüyorum ki. Yani, şey yani demiyorum eve gidip şey. Alex Kürt mü ya? Bana ne koyayım? Ben bunları demiyorum ki mesela hiçbir zaman. Ama adam bunları kendi kendine ben jeton almayayım diye bir hikaye yazıyor. Türk bayrağına koyamayın. Yorma kendini. Herkes neyin ne olduğunu. Burada bak mef hiç olmazsa. Biliyorum çok doluyorsun. İnsanlar şu an bak yayınlar yüksek şu anda. Eski halimizdeki gibi. İnsanlar hiç olmazsa neyin ne olduğunu doğruyu yanlışı anlayacak. Chat adamı burada tokatlar. Şimdi adam çıkıyor mesela. Mask hesabı. Onunla bir daha da yayın yapmayacaksın hiçbir şekilde. Bak ilk defa bu kadar artık cezayı net veriyorum. Mask'la kimse yayın yapmasın o Thomas Mask'la. Ha. Ben zaten o gün o terbiyesizlikten sonra... Bu herifle yayın yapmayın. Bu herifin yayını izlemeyin. Hem sana hem bana hem Gökçe'ye küfür etti biliyor musun? Evet yani o gün o terbiyesizliği de yapmayacaktı aslında. Hayır, ama ben bize... fazla onu ciddiye alıp da konuşmadım bile abi. Hayır bize neden küfür ediyor mesela şu anda? Nedeni ne? Ya abi şöyle bir şey var. Bak sen de ben herkesin önünde de söyleyeyim. Sen de sevmediğim tek nokta ne biliyor musun? Aynı levelde olmadığımız insanlar bak düşük gördüğümüzden değil. Sen de nereden geldiğini bilen adamsın biz de. Ama çok ağzını alıyorsun. Yakışmaz mı? Ya tamam da Mev, tokatlamam lazım bunları artık. Yok gerek yok abi. Yani de köpeğe layık onlar ya. Yalansa yalan de. Ya haklısın da insanların hiç olmazsa şüpheye düşmemesi adına, insanların doğruyu anlaması adına, neyin ne olduğunu anlaması adına bir tur cilaya atmak zorundayım ben. Çünkü çıkıyor yayına bazıları. Aptal aptal şeyler konuşuyor. Abuk subuk şeyler konuşuyor. Ben ne yapmakla mükellefim? Açıklama yapmam lazım ki birazcık. He, ondan he desinler. Mecburum ben bu açıklamayı yapmaya. Çünkü 3 gün 5 gün ben Mefe şimdi 3 gün 5 gün kaçakçı desem, silah kaçakçısı desem millet der ki acaba kaçakçı mı lan? Halbuki Mef evde oturuyor. İnsan düşünür der ki herhalde kaçakçı galiba. Ya abi bozamazsın. En son yaşadığım mevzuyu sen biliyorsun. Sen hatta demiştin ya Mefo bir gelsene yanıma acil. Gece yayını kapattım yanına evet, geldim. Doğru. Eve geldim telefonuma annem mesaj atmış. Gecenin sabahın altısı. Oğlum içeri alındın diyorlar. Ha ya, bana da attılar. Düşün. Bana da attılar. Benim de alındım. Yani, onu bekleyen var zaten bekleyen. Evet. Onu nasıl bir şekilde lanse ediyorsa senin anneni babanı bile şüpheye düşürüyor. Evet. Senin aileni bile şüpheye düşürüyor yani. Onu bekleyen çok. Çok var maalesef. Ya bak Serdar Ortaç gibi bir adamla şarkı yaptın. Burada bu arada sen kalmasın. Burada. Burada mı? Buradaysa selam olsun. Serdar Ortaç gibi bir adamla şarkı yaptın. Çok büyük bir başarı. Seni tekrar tekrar tebrik ediyorum. Bak, ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Şu uygulamaya Tarkan geliyor yarın öbür gün. Tarkan video atmış gördün mü? Tarkan geliyor. Görmedim. Dedim ki Tarkan video atmış. Ben de TikTok'tayım geliyorum falan diye. Gidin dedim yoruma bakın Allah aşkına duruyor bu az önce konuştum. Tarkan'ın parası bitti yazıyordur aşağıda dedim. Kur'an çarpsın diye yazıyor biliyor musun? Tarkan'ın da parası bitmiş dilenmeye gelmiş. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bakın adam arkadaşlar Serdar Ortaç'ın mesela şimdi. Serdar Ortaç'ın parası bitti deniyor ya mesela hani parası bitti. Kendi de bazen bu şakayı yapıyor bak burada. Evet. Onun parasının bitme denmesi şey hani nasıl anlatayım size? Villa sayısı 21'e düştü gibi. En net anlayın diye. Onun bitmesi o 67'den. Onun gibi düşünün. Eğer bu bir bitmeyse. Ki Tarkan için de Serdar Ortaç için de böyle bir şey hayatları boyunca yaşadıkları sürece yaptıkları işlerle ve isimlerle mümkün değil. Tabii ki. Ama yani. İnsanlar istiyor ki mesela Serdar Ortaç hastaneye düşsün, huzur evine düşsün, böyle fotoğrafları çıksın, yürüyemesin, ayağı bilmem ne olsun, işte MS olmuş adam daha kötü olsun, Tarkan işte konser yapsın,
sürünsün, 50 kişi gitmesin, MEF konser yapsın, hiç kimse gitmedi. Görüyor musun? Evet, bunları, hep bunları kovalıyorlar. Onur Çermi 20 milyon jeton yedi. Oh çok güzel, oynuyor herif. Maalesef abi görmeyeceğiz, duymayacağız. Ben yayından yayına telefonumu alıyorum, videodan videoya telefonumu alıyorum. Vallahi. Ama... Yani sen benim ne halde olduğumu az çok biliyorsun. Ben senin ne halde olduğunu az çok biliyorum. Az çok da değil. Yani yaptığımız işi en çok da zoruma giden de şey, yaptığımız işi gerçekten çok basit alıyorlar. Gerçekten çok basit. Ha bak ben affedersin tüm de yırtsam Serdar Ortaç gibi şarkı söyleyemem. Senin gibi şarkı söyleyemem. Beste yapamam. Bu bir Allah vergisi bir yetenek. Sen de sallıyorum. Serdar Ortaç da benim gibi konuşamaz. Ben 30 bin kelime konuşurum. Kapatırım 30 bin kelime daha konuşurum. Evet. Bu bir yetenek, Allah vergisi. Şimdi ben bunu kıskanıyorsam eğer Allah'a kıskanıyorum o zaman. Allah vermiş adama bu yeteneği. Aynen öyle. Serdar Ortaç'a yani ben mi verdim? Al Serdar, yap 10 bin tane beste bakalım. Veya git Pamukkale'de bir tane ilaç var, onu iç. 50 tane beste yapıyorsun mu dedim Serdar Ortaç'a. Hayır, adam yapıyor. Ben onun gibi yapamam. O da benim gibi yayın yapamaz. Elbette abi. Bu Türkiye'de de kimse benim gibi yayın yapamaz. Bak bu benim kendi yeteneğim. Serdar Ortaç'ın kendi yeteneği senin kendi şarkın. Bunu kimse düşünmüyor. Diyor ki hayır. Kabul etmiyorum. MEF bunu hak etmiyor. Serdar Ortaç şöyle böyle mesela Acun araştırılsın. Bilmem ya bunu araştırılsın. Acun tekrar abi Yıldırım. Acun Yıldırım diyorum. Acun Ilıcalı'nın mesela neyi araştırılabilir MEF? Adam sadece var mısın yok musundan yıllarca reytingde birinci olmuş. Doğru mu? Tabii demek ki para geliyor. Tabii ki. Neyini araştıracaksın? Mesela Survivor yıllarca birinci olmuş. Adam da söylüyor. Örnek veriyorum. Adamın söylediğiyle kendime örnek veriyorum. Ben bugün yayıncıma yayında ne kadar kazandıysam alıyorum. Bir kovaya boşaltıyorum. Ama artık o kova diyor leğen oldu diyor. Evet. Adam söylüyor zaten. Ya adam yıllarca kazanmış zaten. Nereden geliyor olabilir? Yani. Araştırılsın. Ne? Araştır Survivor'ın reytinglerine bakman lazım araştırmak için. Hiç kimse yani şu an ülke öyle bir halde ki hiç kimse helal para kazanmıyor. Herkes kara para aklıyor. Kimse bu paraları hak etmiyor. Evet. Sanki Serdar Ortaç 15 gün önce piyasaya çıkmış gibi veya MEF'in şimdi ben affedersin bütün Yarrak Kürek şarkılarını biliyorum geçmişte yaptı. İğrenç ambulansta mı klip çekmemiş abuk subuk işe. Bu çocuk ilk defa yapmıyor ki bunu. Evet abi buraya gelene kadar oho. 500 tane deneme yapmış bugüne kadar. Abi kaç şarkı iptal oldu yani şey gibi ya bunun örneği de yok ki ya anlayabilecek bir örnek de yok. Ya bak ben Roşan'la da konuşmuyorum biliyorsun senin şeyinle. Evet. Ama onu yiğidi öldür hakkını ver ne kadar ikinizin mücadele ettiğini bir yıldır ben gözümle gördüm. Aynen öyle. Her Diyarbakır'a gittiniz beraber başka bir yere gittiniz Van'a gittiniz Taksim'de bilmem ne yaptınız. Sen mesela hiç vazgeçmedin yani. Tabii ki abi. Hadi bunları öyle. İnsanlar görmüyor. Veya ben 4,5 yıldır burada yayın yapıyorum hiç vazgeçmedim. Ya örnek veriyorum arka planı kimse görmüyor. Mesela o gün klip gününde yani saat 2 abi çekim günü 5'te bak saat 2'de Serdar abinin şoförünü aradım. Reis dedim yani biz gidiyoruz ekip herkes geliyor. Haberin olsun bir eksiklik falan var mı? Serdar abi uyandı mı bak arıyorum diyorum çünkü. O gün olması lazım çünkü o ekibi yarını taşıyamazsın biliyorsun az çok. Biliyorum canım. Bana dedi ki Mefom dedi üzücü bir haberim var Serdar abi hastaneye kaldırdık. Bak o gün oldu o mevzu. Hı. Abi yapma ya dedim hemen hastaneye geleyim falan filan. Abi dedim yarım saat bir saat erteleyeceğiz mutlaka geleceğiz. Adam geldi bak yemin ederim. Abi burasında mendiller falan filan kan toplaşmış böyle bildiğin kolu. O halde geldi yine sözünde durdu bak mesela. Ama arka planı kimse bilmiyor. Ve ben dürüstçe bir şey söyleyeyim ben yapmaz dedim yayında da dedim. Evet. Lafta dedim makara yapıyor bize dedim. Çünkü Mehmet Ali Erbil yapmadı. Bak yine gitmiş Kanal D'de kendi program sunuyor. Bir de diyor seni konuk alacağım. Giderim konuk olurum. Seviyorum Mehmet Ali Erbil'i ama 70 yaşında neredeyse artık. Mesela şunu bekliyorum ben insanlardan. Ya bu çocuk Kanal D'de bir deneyebilir sallıyorum. Veya yeni birisi. Ya Yılmaz Erdoğan kaç tane adam çıkardı bu piyasaya değil mi? Şimdi Serdar Ortaç seni görüyor. Bir şey görüyor ki bunu yapıyor sana. Bir potansiyel. Evet, söyledi çok söyledi. Ben birçok şey görüyor ve bunu yapıyor. Bak bunu evet. Yapıyor. Bunu yapmak da çok önemli. Çok önemli bak bu. Anlıyor musun demek istediğim ince çizgiyi? Tabii ki, Allah razı olsun. Yani. Ney?
Mem abi teşekkür ederim. Çok sağ olun abi. Biz burada birbirimize sahip çıkmak için, ben doğruları konuşmak için varım arkadaşlar. Doğruları konuşacağım burada. Hep sert konuşacağım artık. Burak Bey sağ olun. Bu ülkücü kurdu yeni çıkmış burada herhalde. Dur bir şey, milliyetçi duygularım arttı mı? Teşekkür ederim. Ben burada artık sert konuşacağım doğru. Ben burada küfürü bitireceğim ben. Bak görüşün bu lafı. Yok bitireceğim. Küfür edenleri bitireceğim en kötü ihtimal. Küfürü bitiremezsem. Üç tane adam ibretlik olduğu zaman burada. Özellikle bir tanesi ünlü birisi ve çok az kaldı. Burada küfür %50 azalır. %50 azalır. Geriye kalanları da gerizekalılar ve manyaklar olduğu için, şizofrenler oldukları için, gerçek şizofrenler bu arada belgeli. Onlara bir şey yapamam. O akıl hastası çünkü. O anasına da küfür eder çıkıp kendi kendine. Ama diğerlerini yavaşlatacağım. Mesela küfür etmeden önce diyecek ki, ulan şunun halini görüyor musun? Onun Selmik ona böyle böyle dedi, böyle oldu diyecek. Ben bunu dedirtmeden ölmeyeceğim. Allah korusun. Bence yo, konuşuyorum. İtinde aslan aslana yakışır. Sal abi. Bence öyle. Yo ben öyle yapacağım artık. Yok abi bence sal. Ya bugün benim insanımın sevinmesi ne kadar zoruma gitti ya. Maalesef. Ben Batu'yla evde kafayı yedik hatta. Birbirimize şey yaptık ya. Çok üzüldüm. Vallahi bir çok üzüldüm. Şimdi senin şarkın atıyorum 1000 izlenmede kalsa. Niye sevinir ki biri bunu? Ne kadar üzücü ya. Vallahi öyle abi. Ya ben 20 milyona 2 milyon bitti. Adam müzik açıyor Ankara var. Onur Sermi'ye girsin. Yok bilmem ne. Adamlar orada yumak. Ne kadar üzücü bir şey. Ne kadar aşağılık bir şey ya. Adam üzüldü ya bana ve bana alkış yaptırdı. Türkiye Türkiye dedirtti. Gördün değil mi? Maalesef öyle. Maalesef. Abi zihniyet bozukluğu çok var ve hiçbir zaman da düzelecek bir şey değil. Yani... Gerçi düzelse de zaten böyle bir hayat yaşamaz herkes. Serdar abi çok teşekkür ederim. Eyvallah. Kimsemiz kalmayacak böyle giderse. Serdar Ortaç, ben eskiden diyordum ki bu ünlülere. Şimdi tanışıyordum dizide Temel Karadağlı ile işte Tolgahan abiyle. Tolgahan Sayışman'la da burada yayın yaptık. Dizide oynadık beraber. 2020 miydi kaçtı? TikTok'a daha girmemiştim. Çok böyle şey yaşıyorlar mef. Herkesten uzak. Ya dedim bunlar ne anasını satayım havalı havalı. Mesela Şafak Sezer beni arayabiliyor, ben onu arayamıyorum. Öyle bir telefonu var. Ne dedim bu ya? Bunlar ne böyle? Bir sebebi varmış düşündüğüm zaman sonra. Aslında. Buymuş sebebi de. Şimdi Serdar Ortaç 4 tane kapıyı kapatıp sadece TikTok'tan insanlarla konuşuyor ya. Sebebi bu çünkü. Evet abi. Abi benim de böyle ortak bulunduğum bir duygu oldu yani. Bundan 3 yıl önce fenomenlerin tatil storylerine bakıyordum. Şahin'e bakıyordum evde. Adana'da gavur sıcağıyla. Lan neden mutlu değiller hala diyordum. Mesela şu an anlıyorum, anladın mı? Anlıyorum mesela. Şu an anlıyorum mesela bunları. Mesela çıkıyorlar televizyonda Serdar Ortaç TikTok diyor. Ya sana ne oğlum? Adam evde tek başına ne yaşıyor? Evde oturup viski içip kafasında kurup intihar mı etsin bu adam? Veyahut da bu adam üzülsün, babasını kaybetmiş, kardeşini kaybetmiş, kafasında kursun kafayı mı yesin? Sana ne oğlum? İster TikTok yayını açar, ister başka bir şey yapar. Sana ne oğlum? Rezil ediyorsa da kendini, üzülür ertesi gün, değil mi? Bir daha da yapmaz aynı şeyi, başka türlü yayın yapmaya devam eder. Ama bizimkiler magazinde program olmadığı için, hani yapacak bir şey bulamadıkları için magazinde çıkıyorlar. Serdar Ortaç TikTok'ta kendini rezil etti. Bana da öpücük atıyor. Bak sağ ol abi, sen buradasın diye konuşmuyorum ha. Dün suratına da söyledim yayında başlıyor. Çıkıyorlar, kendini rezil etti. Veya işte evet. Başka bir şey. Yo, rezil dedikleri uygulamaya geliyor hepsi. Tarkan bile buraya geliyor. Ne oldu? Hepsi geliyor. Tarkan dediğimiz adam da geliyor mesela. Hani rezildi TikTok? Ve hani aşağılık bir yerde? Her gelen de ilk başta bize selamünaleyküm diyor abi. Kadroya bak oğlum. Serdar Ortaç burada. Mehmet Ali Erbil burada. Ertem Şener burada. Aleyna Tilki geçen hafta yayın açmış. Devam da edecek bu arada abi. Heh. O devam da edecek. Devam abi. Tarkan burada. Ahmet Çakar yayın açıyor burada. Güllü burada. Abi Ertem Şener burada. Heh. Onur Serdar burada. Estağfurullah biz Onur'uz kafasına vurulan. Estağfurullah. Öyle abi yani kimse başarıyı çekemiyor. Bir tebrik etmek çok zor değil yani. Çok zor değil. Vallahi çok zor değil. Dün bak senin samimi olduğun devam edelim. Seni özlemişim. İşin var mı? Yapacak mısın bir şey? Yok yok konuşalım abi. Sen de şey ol da
Dün senin samimi olduğun bir abi var, Tolgan Sayışmak. Onun videosunu izledim, bir yere çıkmış. Eser Yenenler'in eşinin programına çıkmış. Ha, evet. Orada diyor bak, ben kimsenin 10 lirasına 100 lirasına, aa bunun 10 lirası var, aa bunun 100 lirası demek, var. Demek hayatta. Ve demek sana daha da önemli bir şey söyleyeyim mi Mef? Kimse bilmez bunu. O beni fenomen yaptı. Doğrudur biz abi. Biz de oynarken karavanda otururken güldü bana, güldü. Ha, ne kadar komiksin, ne kadar komiksin dedi. Biz bunları yakın açtık, arkadaş olduk. Bu beni paylaşıyor gibi güldürüyorum. Bunu her geldiğinde sete güldürüyorum. Ondan sonra dedi ki sen dedi niye video çekmiyorsun? Ya ne işin var, ben aktörüm kafasında geziyordum. Salak mısın lan falan dedi bana. Aynı seninle benim konuştuğumuz minvalde konuştu benimle. Ben bugün seninle nasıl samimi konuşuyorsam o da samimi konuştu. İş bu noktaya geldi. Yemin ederim bak. Güzel bir... Yarın sen Mef olduğunda, yani buradaki Mef daha bir bok değil. Asıl Mef olduğunda bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak abi. Vallahi. Çok merak ediyorum. Allah herkesi... Olmasan bile, Allah korusun, olmasan bile bu yolculuk o kadar güzel ki. Bu başarıya yani mücadele eden yolculuk. Bu bile çok önemli biliyor musun? Yani sen hayatına bir imza attın artık. Elhamdülillah. Ben bugün CD'yi koydum mu kendi dizilerimi, filmlerimi izliyorum. O bile çok keyifli. İsterse 100. olsun. 30 saniye oynayayım. İlk samimi olduğumuz zamanlarda hatırlıyor musun? Bir tane televizyon öyle oynuyor. Sen orada çıktın. 90'lar. O bile mesela beni çok mutlu etti. Ve o dizinin adını da hatta hala bilmiyorum. Hatta dedim 90'lar. 90'lar mıydı? Öyle abi, abi, açalım bu arada. Mef'in hediye alamıyor hiç. Mef'e hediye attın. 65 abi. Sal kurban olayım. Klima aldı. Daha yeni klima aldı çocuk. Hediye attın biraz. Hadi beni yenmek isteyen yok mu? Beni yenmek isteyen yok mu? Bunun da şeyini yapın. 4, 3, ne? Artık kliman var diyor. Bunun da dedikodusunu yapsınlar. Benimki su damlatıyor bugün. Pıt pıt pıt. Kliman var ama su damlatıyor. Basın arkadaşlar iki katında basın. İyi yarıştı yazdı. Kurban eyvallah, kurban oldum. İyi değildir ha. Kim? Yılmaz Vural gibi tecavüz ettiler bize. Eyvallah, teşekkür ederim. Devam. Annen sana yazıyor mu? İzliyor değil mi yayınları? Yapma etme. Bana da yazıyor devamlı. İzliyor. Ben artık izlemesini istemiyorum hatta. Bas. Kimsesiz oh. Abi eyvallah. Bak, oh, abi. Allah'ına kurban eyvallah reisim, hoş geldin. Arkadaşlar abi. Eldiven kaldı mı? Var ol abi. Eldiven kaldıysa attım. Kapatacağım Mehbu PK'dan sonra sen yayına devam et. Çok kafan iş. Kafana göre nasıl uygun görüyorsan. Benim yayınım senin yayınındır abi. Olsun. Sen anladın neye üzüldüğümü. Ben biliyorum zaten, konuştuk da gerek yok. Sıkma canını, boş ver. Eldiven basın abi Mehbe. Esat'ın gemisi yürümez, sal abi. Ben çıkıp bu yayını yapmasaydım delirirdim. Artık böyleyim. Osman'ım çok sağ ol. Eyvallah. Suriyeli destekçilerim var artık. Helal olsun Suriye. Bak ne güzel şey yaptılar. Aynen Suriye. Gördün değil mi onu? Ne? Ben çevirdim ha. Batu'yla çevirdik biz yazdıklarını. Tebrik ediyorlar, kalp koyuyorlar. Helal olsun. Helal olsun baba. Üzüldüğümü gördüler çünkü birçoğu. Vallahi helal olsun dedim ya. Bizimkiler de hala o girdi ne kadar kazandım. Eyvallah. Hakan Yar video atmış Hakan Yar. Son ne? Ses Kurtlar Vadisi sesi var. Kendi sesi duyulmuyor. Arkadaşlar Onur Selvi'ye yardım edin. Ama saat 12.30. Ben 20 milyonu yemişim çoktan. Yayından 2.5 saat sonra video atmış. Arkadaşlar hadi ne olurlar. Yetişememiş yarışa. Selma'cığım teşekkür ederim eyvallah. Abi 21'i 21'inde çıkıyor şimdi. Bak kahretsin. Daha var. Özcan Berk. Maalesef. Bu kadar fazla 35 level'ın girip bu kadar fazla hediye almayan bir yayın daha yok Türkiye Cumhuriyeti'nde ya. Masaj salonuna giriyor gibi giriyorlar. 37, 40, 38, 35 hani selamünaleyküm çık. Selamünaleyküm çık. Osman abi teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüyor musunuz? 10 saniyede bir 36'lık adamlar giriyor hiçbir şey yapmadan çıkıyorlar. Ne güzel TikTok be. Bak bak 10 saniye sürmedi bile. Evet sıradaki abi hoş geldiniz. Evet. Çok teşekkür ederim. Var ol abi. Var ol. Sıradaki 36 level'ı bekliyorum. Ulan şunu yenerek çıkayım bari lan. Dostum teşekkür ederim. Var olun.
Vallahi ben de özledim Onur abiyle PK yapmayı. Marul döndüğü zaman hep beraber olacağız İnşallah, Allah. İnşallah. İnşallah. Marul dönsün, dörtlü devam kaldığı yerden. Aynen öyle. Hiçbir değişiklik yok. Yeter ki Marul dönsün. İnşallah iyi olsun yeter burada ki. Burada da hep beraberken bir dua edelim yeter abi. İnşallah tabii ki her zaman. Her zaman. Özellikle Marul'un çok ihtiyacı. Ben bu konuyu yayında konuşup şimdi ters bir şey yazar biri. Çok ağır küfür ederim. Prim der bir şey der. Çok üzgünüz. Bu konuyla alakalı durum çok ciddi. Artık hani herkes biliyor zaten neyin ne olduğunu. Hatta ne yazık ki çareler tükenmek üzere. Biz burada büyük bir mücadele içindeyiz. Serdar abi, Mef, ben, Gökçe, Hayri. Herkes mücadele. Bak başım ağrıdı konuşurken bile. Dua etmeniz gerekiyor yani. Dua edin bol bol. Aynen öyle. Başka bir şey yok. Öpüyorum seni kardeşim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Rabbime emanetsin. Ben de kardeşim. Hadi bay bay. Görüşürüz abi. Gerçekten Marul için dua edin bu arada. Marul için dua edin. Bol bol. Bol bol dua edin. Şeyi de alayım bir son görsünler. Beni geçti. Kapatayım ondan sonra. Çok canım sıkıldı. Konuştum ya. Canım çok sıkıldı. Son bunu da alayım ondan sonra. Kapatayım. Oğlum okumadın mı duayı? Hani kazanacaktık? Abi okudum. Vallahi okudum. Billahi okudum. Tallahi okudum. Ama... Merhabet okumadın inşallah. Hiç öyle bir şey yapar mıyım abi? Hani kazanacaktık? Ne oldu? Demek ki onlar da okudu. Onlar abi bir şey söyleyeceğim. Oradakinin sen... nefesi daha kuvvetliydi. Hayır, hayır hayır. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen bana hak vereceksin. Evet. Sen asansöre binsen. Dördüncü kata çıkmak istesen. Ya Rabbi beni asansöre çıkar desen. Asansör yukarı çıkar mı? Ben çıkmaz. Tuşa basmadan mı? Tuşa basmadık. Çıkmaz, şimdi evet. Bize eğer söz verdiklerinde sözün yerine getirmezlerse biz dua etsek de Kerem o mücadele vermemiz gerekiyordu. Hakikaten yani kaybedilen puan gördüm abi. Gerçekten iki abim burada olsaydı şu an ismini vermeme gerek yok. Ya vakitleri yoktu ya da başka bir şey bilmiyoruz. Demek ki hayırlısı buymuş Onur abi boş ver. Şimdi bir tane abi bana 6 milyon söz verdi ama Fero değil asla atlamayın lafa sakın. Fero değil. Çok üzülmüşsün abi ya gerek yok. Vallahi. Evet çok üzüldüm canım. 6 milyon atacaktı. Telefonlara çıkmadı son dakika. Neden? Şimdi diyecek ki Onur arıyor. Kendi aradı beni. Kendi söyledi. Ondan sonra yarış bittikten sonra onu aradım. Yarış bittikten sonra. Telefonlara çıkmadı. Sonra bana bir mesaj attı. Dedi ki kardeşim sana açıklayacağım üzüldüm. Sorun yok dedim abi. Problem değil ama. Boş ver abi bak boş ver. Çok takıyorsun hastalık yapar. Gerek yok. Hastalık yaptı. Yani, çünkü gerçekten abi, puana baktım. Yani nerede ya? Ne 100 milyon nerede? 10 milyon ya. Yerseler yenerdik biliyor musun? Abi yeniyorduk ya. Tabii ki yenerdin ya. Ve isim vereyim mi? Yok hayır verme boş ver. Tamam. Kimseyi zan altında bırakmayalım. 3 kişi ya 3 kişi. Hayır onlar 3 kişi. Kimseyi zan altında bırakmayalım. Neyse yani olur. Demek ki nasip değilmiş abi. Bak başka bir zaman. Gördük o öyle anlattığı kadar değilmiş. Yalan ya, diyordu ya abi 50 milyon 100 milyon diyordu ya. Vaiz başladı kafa kafaya gitti. Kafa kafaya sonra gidiyorduk gidiyordunuz öyle gördüm şey ben şimdi izledim. Bir şey oldu ve kırıldı 17 oldu herif birdenbire. Bulut atmışlar en son. Bir şey kırıldı resmen orada sonra alın lan dedi. Herif fatality yaptı bana ve ondan sonrası zaten bitti gitti. Ve işin üzücü tarafı devamlı yayına 40 level, 47 level, aksi giriyor bilmem ne hepsi izlediler. Sanki bana böyle biri tecavüz etti onlar da mastürbasyon yapmış gibiydi ya, affedersin aksi ya, ama. Aksiyi de yani kınıyorum gerçi şimdi bak 2 saat aksi. Biri dayak 2 milyon jeton attı 15 yani. Kişiden vay. 15 kişiden biri dayak yer birileri de oturur izler ya çekirdek alıp. Hayır, onun abi. Gibiydi yani. Öyle abi. Hayırlısı olsun abi. Demek ki bizim belki hayır bildiğimiz şerdir, şer bildiğimiz hayırdır. Bu demek ya, ki. Tabii ki canım ben. Hayır böyle olsun. Ben bundan Allah'a şükürler olsun eksilmem de artmam da ben buraya cesaretim yeterli. Kim cesaret edebilir abi Yaman'a? Ve ben kazanacağımı düşünüyordum biliyor musun gerçekten? Ya ben de düşünüyordum. Ben çok güveniyordum kendime ya. Video bile koydum. Dedim hani aklımdaki isimler belli benim. Biliyorum bunlar gelecek. Bunlar her gün senin yanında olanlardı. Bugün niye gelmesinler? Ya canları sağ olsun vardır bir şey. Belasın abi. Dediğim gibi abi. Vardır ben sana şey. Vay samimi konuşayım. Mehmet'le de konuştum. Ben özelden hiç kimseye de telefon trafiği yapmam. Asla. Bir herkes haddini bilecek de Marul'un hastalığı için konuştuk orada. Hiçbir zaman ne jeton konuşuruz ne bir şey.
Bu yarışmada da zaten bu halde olmam, bu telefon trafiğin olmamasından kaynaklı. Türkiye'yi temsil ediyor. Türkiye'deki bir yayıncı. Bunu yazan? Buradan söylemeyeyim, boş ver. Ben tanıyor muyum? Bana hediye atıyor Tanıyor mu? ha, tanıyorum. Bana hediye atıyor mu? Atıyor ya, atıyor. Onun ben koyayım o zaman. Gerek yok abi, gerek Bunun yok. ben kalıbını kim o zaman? Gerek Bana yok. da hediye atıyorsa. Yani ben bir İslam içerik üreticisi birisiyim. Niye yanında olmayayım ki? Ben hediye atın demedim ki, yanında olun dedim. Yanında olalım. Bu birlikteliği Ya bir beraberliği de bana gördüm hediye atıyor adam. bana. Bak, Bana sen hediye atıyor. yapsaydın, sen yapsaydın vallahi yanında olan da olurdum ha. Bir stüdyo yapsaydın. Ya Vice. Biz seninle burada şakalaşıyoruz. Bir gün seni arayıp da Vice boş ver bu işleri gel rakı içelim dedim mi? Yok abi, demedim. Yayın dışında veya Vice boş ver ya falan yaptın mı? Asla abi, asla. Ben burada seninle makara yapıyorum. Doğru mu? İnsanları Yani eğlensin diye. aynen. Bana hediye atıp da bunları yapanlar şerefsizdir biliyor musun? Bilmiyorum abi. Yani Şerefsizdir yani bunu yapanlar. bence hayırlısı buymuş. Sen çok Ayıp fazla ya. gönül Kim çok koyma. merak ettim ya. Yazar mı özelden abi? Vallahi yaz ya. Onu engelleyeceğim, almayacağım bir daha yayınımı. Yok abi, Bundan gerek gelecek yok. Boş hediye de ver. gelmesin Yok yani. yok. Ben üzüldüm yani. Böyle bir şey yazmasını üzüldüm. Ne alaka ya? O zaman bana niye destek oluyor? Ne bileyim abi. Allah aşkına mesaj atabiliyorsan atsana bana buradan. Bu arada şu benim tek telefonum var. Bir de iPhone 6'm var. Bundan da şey çalıyor. Boş ver. Konuşuruz onu sonra. Umarım Ya Arapça ben artık konuşuyorsundur gireceğim, demiş. gireceğim. Akıl hastası olacağım ya. Yani vay bak gel. Ama bak, bir sonraki diyelim, bir sonraki PK yapsan, bununla bir yarışma yapsan, o zaman biraz daha gönlün rahat Ya girersin. bak. Gördün yani, rakamı gördün. Aha. 100 milyon nerede, 20 milyon nerede abi? Duruma ne gidiyor biliyor musun? Suratıma face of face'te de ben böyle bir adamım. Özel hayatta. Ben birini sevmiyorsam sevmiyorum derim. Zaten hep ya bundan kaybettim ya bundan kazandım. Mesela aşk ilişkilerimde hep söylememem gereken şeyleri söylediğim için bitmiştir bu hayatta. Özel hayatta bile. Şimdi bu adam bana hediye atıyor. Emin ol. Özelden de bana kardeşim çok bilmem nesin falan diyordur. Kesin. Beni Yüzde yüz özelden emin. tanımadık, tanıması der öyle tabii. Vay vay bana diyordur ki çok komik yayın. Veya seni çok seviyorum. Bugün çok eğlendik. Çok başarılısın. Bir gün oturalım kardeşim. Bir gün kahve içelim. %100 diyordur sana bugün Onur Selmi'ye niye destek oluyorsun diyen kişi. Ve ben de büyük ihtimalle abi kusura bakma. Ben burada çok dilim yandı. Davalar, mavalar bilmem neler. Kimseyle oturup kalkmıyorum. Yayınımı yapıyorum. Allah razı olsun hediye attığın için demişimdir. O da uyuz olmuştur bana. Sen kimsin lan benimle oturmuyorsun demiştir. Sana da böyle bir şey yazmıştır. İsim vermem. Yok arkadaş, gerek biz gıybet etmeyiz. Bak, hep isim vermeden konuşuyorlar abi. Görmüyorsunuz mu? Dedikodu yok, gıybet yok. Gerek yok. Ama hakikaten yani öyle bir acayip manzara vardı ya. Vahis, telefon trafikleri bitmedi biliyor musun? Ben yarış yapacağım diye benim sevenlerimle düşmanlarım arasındaki. Her Abi şey oldum ben, her şey. biz de Terörist oldum ya, şu terörist oldum. haset var ya, Terörist haset yani abi. ben ya. Haset, haset. Kin, Ya. nefret ne kadar kazanıyor? O kazanmasın, ben kazanayım derdi. Maalesef bizi birleştirmiyor. Hep böyle ayrıştırıyor. Bak, ben bugün hiç bir anda bir baktım. Bir PK'da bir abim geldi. Bir diğer abim geldi. Bana hediye attılar. Bir anda, belki de hiç kazanmadığım kadar, bir anda bir kazanç Ben elde ettim. senin yükselişini görüyorum, değil mi? Ben Allah razı salak olsun abi, mıyım? Hayır, görüyorsun. ben salak mıyım? Ben insanların bir sene Mef'le yayın yaptım, Gökçe'yle yaptım. Her şey Yükselişim ortada var abi. mıydı? Bir sene. Bir sene. Ben şimdi böyle bir adam olsam derim ki ya bu vaiz çok yükselmeye başladı. 100K, 50K hayırdır? Bundan ben biraz uzaklaşayım. Ya inanamazsın abi. Benim yayınıma hizmet ettiğin sürece ben seninle yayın yaparım. Ben seninle eğlenmediğim gün yayın yapmam. Çetin Ben istemediği bugün zaman yapmazsın abi. görgüyle Marul'un annesi hasta diye yapmıyorum. Tek sebebi bu. Evet Gökçe'ye kızmıştım o zamanlar, o ayrı. Sonra biz aramızda çözdük. Ama bugün yayının devam etmemesinin sebebi Marul'un aramızda olmayışı. Çok acı verici bir şeyden dolayı. Olacak inşallah abi. Anlıyorsun değil mi demek istediğim şey, Anlıyorum, anlatmaya anlıyorum. çalıştığım şey? Ya bu nedir lan? Bu nedir ya? 4,5 sene oldu artık. Biraz hazmedin ya bazı şeyleri. 4,5 sene oldu ya bu uygulamada. 45 gündür burada değilim ben. 4,5 senedir buradayım arkadaşlar. Yani bu benim 4.000. yayınım falan olabilir. Yediğim banlarla günde 2 kere açtığım çok oldu yani.
Ya da 2500. yayınım olabilir. Allah aşkına yani. Hayır olsun. Üzüldüm yani. Vays. Kulak kalmak da önemli bir şey değil mi bu hayatta? Abi en önemlisi cennete giremez ya. Değil mi? Veya bir vaatte bulunup da veya atıp tutup da ondan sonra başka davranmak da kötü bir şey. O da kötü bir şey. O ikinci yüzünü göstermiş oluyor. Yalan abi, söylemek de kötü bir şey. Yalan zaten Müslüman yakışmayan tek günah. İnsanları kandırmak da kötü bir şey. Yalan en büyük günahlardan bir tanesi. Abi ne bileyim, bilmiyorum. Üzüldüm. Vallahi üzüldüm. Billahi üzüldüm. Yemin ederim üzüldüm. Şimdi beni düşün. Ben bak ama Mef'e de söyledim. Kapatacağım seninle son pick-up. Uzattım canım sıkkın diye. Çok konuştum. Evde tekim çünkü. Duvarla konuşacağıma yayınla konuşayım dedim. Şeye çok üzüldüm yani. Yaman'a o kadar pozitif. Arkada böyle sanki Müslüm Gürses konseri gibi. Çok rahattı ya. Çok evet, rahattı. O kadar sevilmesi ve buna güven yani. Bu sonuçta şöyle bir şey yani. Ben ne kadar çok izlensem de başarılı olsam da onlar hediye atacak. Ya da sevenlerim tıklayacak, anladın mı? Ben kendim o anda hiçbir şey yapamam. İş onlara bağlı. Ve Yaman onlara ne kadar güvenip ne kadar rahat hareket etti. Acaba sen de mi biz de mi öyle bir şey yapsaydık mı diye aklıma gelmiyor değil. Ya oğlum ben onun açıklamasını yaptım. Ben yapsam orada 50 kere kavga çıkardı. O da doğru yani. İyi var kötü var. Oraya onlar da bize gülüyorlardır. Yani bak şunlara bak, bir tane bile yanında duranı yok. Mesajları görsen. Benim videoya bile ne attılar nedir? Neyse Onur abi boşver, tamam. Hadi dikkat et kardeşim. Sen yine annenin elini öpeceksin. Onun duasını alacaksın. Başka çare yok. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Çok konuştum ya. Aa, başım çok ağrıdı. Gökçe ile beraberdik bugün bütün gün. Kalbini kırdığım ama ne olursa olsun bir şekilde etrafımda dolaşıyor yani. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, kapatıyorum. Hakkınızı helal edin. Böyle bir daha başarılı bir şey sergilemek isterdim, performans size karşı. Ben milli mesele gibi gördüm bu işi biraz. Millet başka türlü bir açıdan baktı. Tebrik ediyorum. Bu şu an yayında olan Suriye'ye de kalp gönderiyorum. Kalp yapamıyorum gerçi. Ne sen anlatayım sana? Hurt. I love you Suriye, I love you Filistin. Şimdi anlamayacağım, yanlış anlayacaklar. Bana dua edin olur mu? Şu duayı isteyeceğim sizden bu gece. Öncelikle duanız Marul'un annesi için olsun. Allah rızası için Marul'un annesi için dua edin. Bir numara. İki numaradaki duanız da şu olsun. Allah hayırlı eş, hayırlı dost nasip etsin. Ben artık bu duayı ediyorum herkes için. Hayırlı eş, hayırlı dost. Hayırlı insan. Ve Marul'un annesine şifa diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.